Sevgili seyirciler, şimdi tabii bu yapılan oylama sonrasında tabloyu göreceğiz ama AKP'nin ve MHP'nin birlikte el ele Türkiye'yi nereye sürüklemeye çalıştığını biz sık sık değerlendiriyoruz, ekranlarımıza taşıyoruz dedik. Bu nokta çok önemli. Vatandaşların da bunu çok iyi bilmesi ve kavraması gerekiyor elbette. Dolayısıyla bunu yansıtan bir tek Halk TV var. Şu anda da genel kuruldan yayına devam ediyor. Sansürsüz ve özgür olarak. Bununla ilgili Muharrem İnce'nin de eğer hayata geçerse bu başkanlık sistemini içeren yeni anayasa bir değerlendirmesi var. O da sosyal medyayı bundan böyle çok kullanacağını ifade etti. Geçtiğimiz saatlerde stüdyo konuğumuzdu. Bakın neler diyor Muharrem İnce de. Türkiye'de bugün yaşadığımız süreci Almanya 1920'lerde 30'larda yaşadı. Hitler bir yürüyüşten dolayı hapse atıldı, 3-5 ay hapiste kaldı. Çıktığında Bohemyalı onbaşı olarak aşağılanırken artık şöhretti. İktidarı yavaş yavaş ele geçiriyordu. Merkez sağı yuttu. Tıpkı bizde olduğu gibi Numan Kurtulmuş'u, Süleyman Soylu'yu yanına çekti orada da. Otoyollar yaptı, inşaat sektörüne hız verdi. Radyolarda eğlence programlarını arttırdı. Haber programlarını azalttı. Generalleri tasfiye etti. Kararname gücünü kötüye kullandı ve sonuçta bir diktatör ortaya çıktı. Bugün yaşadığımız süreç Türkiye'deki, Almanya'daki 80 yıl sonra aynısıdır.